Hazır. Evet. Evet. Haydi bakalım izleyelim o zaman. Türkiye bugünün teknolojisine yatırım yapmıyor aslında. Önümüzdeki dönemde gelecekte gelecek için hazırlık yapıyor. Ve bu yüzden de hatırlarsan Selçuk Bey'le şey yaptığımız bu Teknofest için yaptığımız programda o bir tabir kullandı. İnsansız hava aracı demedi. Ne dedi hatırlıyor musun? Robotik dedi. Robotik. Bir izleyicimiz de Emir Ali Adanır, şimdi gördüm, robotik turnalar demiş. İşte robotik, evet, o tabiri robotik olarak kullanmıştı. Evet, gerçekten robotik ve yazılım üzerine Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Bunu nereden anlıyoruz? Yaptığımız yazılımları satış rakamlarından anlıyoruz. Şirketlerin yaptıkları satışlardan anlıyoruz. Ve bu satışları gelişmekte olan ülkelere değil, gelişmiş ülkelere satıyoruz. İşin ilginç tarafı da o. Gelişmekte olan ülkelerle evet, beraber gelişmiş evet, olan ülkeler. Tabii yani hani onu sağdan satıyoruz da gelişmiş ülkelere satmak evet, önemli. Bu alanda özellikle mesafe kat etmiş. Yazılım konusunda, yazılım konusunda, yani yazılım aslında her şey. Şu gördüğünüz, bildiğiniz aslında bir drone. Ama üzerindeki yazılımı yazmak bu işin en zor kısmı. 3 milyon satırdan bahsediyorsun. Hatırlarsan o gün konuştuğumuzda da Türkiye'deki bayrakların özelliği yazılımın çok kuvvetli olmasından kaynaklanıyor. O yazılımın kuvveti her türlü hava şartlarında görev yapmasını sağlıyordu. Bugün işte gelinen nokta bu. Burada gördüğünüz yalnızca küçük bir versiyonu. Bu kamikaze dronlar. Bunun ötesine Türkiye ne yaptı? Hatta şimdi bu dronları kim kullanacak biliyorsun? TİHA'lar kullanacak. TİHA'lar bunları yanına alıp onun üzerinden sek ve idare edecek. Yani küçük bir karargah gibi düşün Akıncı'yı. Bunlar da kolunun altında belki binlercesi bir anda operasyonun bir parçası olacak. Düşünsene bir hava üssüne böyle bir drone ordusuyla saldırı yaptığını. Bir tane uçak kaldırmasın. Çünkü bunları şeyle vuramazsın. Füzelerle vuramazsın. Binlercesini düşün. Türkiye'nin savunma sanayinde gelmiş olduğu noktayı göstermesi anlamında, ileri teknoloji kullanması anlamında bence çok verimli bir yine şey olmuş. Bu bir hayal değil. Bu bir şey değil. Simülasyon değil. Bir arkadaşımız demiş ki, şimdi demiş bunlara da bilgisayar efekti derler demiş.
ağzımdan almış. Evet, makinacı, bu bir bilgisayar efektidir. Biz de aslında şeyiz. Ne derler? Üç boyutluyuz. Simülasyon. Simülasyonuz. Hani Baudelaire'ın kulakları çınlasın. Her şey bir simülasyon. Simülarklar.